Özgür abiye gidiyoruz. Biz burada hazırlıkları yapalım. Sizle sonra görüşürüz. Tanıtalım istiyorsan adın. İsim Cafer. Boyum 1.10. Akslarla beraber burada tostacın yok. Tostacı değişecek. Arka şaftakozu değişecek. Ondan sonra bujilerinin değişmesi lazım abi kilometreden kaynaklı. Ben anlamadım. Aks için gelmiş. Dur bir nefes al. Özgür abi bunların hepsini yapacak. Aslan besleyen yemine katlanıp iki tane motor taşıyorum burada. Çok. Maliyetinde iki katı. Arabanın bütün işlemlerini bitirdik. Aksları tamire gitti. Akslar değişti. Motor kulakları değişti. Şaftakozu değişti. Hava filtrelerin performans takıldı abi. Yazılıma şu an uyarlı. Yağ filtresini değiştirdikten sonra seni yolcu edeceğiz abi. Tamam. Bir şey için geldik, başka şeyler de çıktı. Onlara da müdahale ettik. Zaten saydık neler yaptığımızı. Umarım bu video sizin de hoşunuza gitmiştir. Siz de kendinize çok çok iyi bakın. Selam arkadaşlar. Günaydın Hayrola. Günaydın abi. Ne yapıyoruz bu saatte ya? Hayrola dedi abi. Ne oluyor sabah sabah? Ya arkadaşlar, ben arabanın tekerlerini değiştirdim. Buradan İrfan abiye selam olsun. Tekerleri değiştirmeden önce de dedim arabayı biraz yanlayalım. Biraz tekerleri zorlayalım. Zaten değişeceği için. O arada da beklemedik bir durumla karşılaştık. Ne oldu? Ön akstan tak 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 diye ses çıkmaya başladı. Galiba araba geçmişten dolayı limitine gelmiş. Ondan dolayı Hayrola şu an ne yapıyoruz? Özgür abiye gidiyoruz. Özgür abi de bu konuda yardımcı olabileceğini söyledi. Çünkü ben sadece Balata'ya 25.000 TL'ye yakın ödedikten sonra aks için artık sormaya korktum. Özgür abi de korkmana gerek yok. Sen gel, elimizden geleni yaparız. Hüseyin abiyle de istişare ettik. En sonunda dedik ki o zaman İstanbul'a gidelim. Şu anda sizlerle beraber retrofit'ti değil mi? Retrofit garaja gidiyoruz. O zaman ne yapalım? Biz oraya giderken siz de kanala abone olursanız seviniriz. O zaman orada görüşürüz arkadaşlar. Hayrola. Islandın mı? Özgür abiye bakalım. Oradalar galiba. Sen geç önüne. Selamünaleyküm. Kolay gelsin. Nasılsın abi? Sağ ol. Merhaba. Merhaba. Kolay gelsin. Abi geldik. Ufaktan bir giriş yaptım kameraya. Hoş bulduk. Var ya iple çektim pazartesi ya. Niye? Hala ses var mı? Çok kötü ya. Bakalım inşallah büyük bir şey çıkmaz. Hiçbir şey çıkmaz. İyi. Özgür abi bana umut veriyor. Biz burada hazırlıkları yapalım. Sizle sonra görüşürüz. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and I get it up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and I get it up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. Ooh, I've been on the flex since flex zone. Neighborhood all in your eardrums. I ain't never scared like bone crush. Boy, I got God, don't fear none. My line busy, take no calls. Feels like I don't have no... Hayrola. Ne yapıyorsunuz? Oo, yanık kokuyor. Yandı bir şey. Evet abi, akslarını aldık. Aldık aksların mı? Aksların zaten kafaları bozuktu. Akslar şimdi gidecek tamire. Akslar tamam. Düzeltilecek. Tanıtalım istiyorsan adın. İsim Cafer. Boyum 1.10. İsim Deniz Özalan abi. 2015'ten beri BMW Borusan yetkili servisindeydik. Şimdi artık kendi yerimiz var. Çok şükür kendi yerimizde çalışıyoruz. Sizin gibi değerli insanların işte değerli araçlarını sıfır standartında arabada kusursuz bir hale getirmeye çalışıyoruz. Eyvallah, eyvallah. Abi senin diferansiyel yağını değiştirmek gerekir. Zaten bir yanık kokusunu da sen aldın. Diferansiyel yağ artık hani arabanın kilometresinden kaynaklı. Aşınmalara belli zaten şey kokudan. Yağ kalitesini kaybetmiş. Diferansiyel yağını değiştirmek lazım. Akslarla beraber burada tostacın yok. Tostacı değişecek. Yaptığım kontrollerde aks ciddi misin? Aks takozu yırtık. Ondan sonra arka şaftakozu değişecek. Ondan sonra bujilerinin değişmesi lazım abi kilometreden kaynaklı. Ben anlamadım. Aks için gelmiş. Dur bir nefes al. Özgür abi bunların hepsini yapacak. Motor kulaklarında problemler var abi. Motor kulaklarının değişmesi gerekiyor. Gelmişken de senin bir yağ filtreni de değiştirip seni buradan problemsiz bir şekilde Almanya'ya tekrar göndermek. Tek bu kadar mı? Şu anlık bu abi. Bu kadar. Tabii bir dahakine geldiğinde yemek yeriz. O zaman motor falan sökeriz. Tamam oldu o zaman. Zaten genelde bu araçlarda
Arabaları ya 60-70 binde alın ya da 120-130 binde evet, alın. 100 binden sonrasını alırsanız benim bu işlemler bunu, yapılmış olur. Aynen, teker değiştirmeye gelip bunlarla karşılaşabilirsiniz. Ya işte yani. Yok ama normal şeyler. Normal şeyler aynen. Artık çünkü. Bir de ben çok yol yapıyorum, şey yapıyorum işte, ondan dolayı. Sonuçta her malzemenin bir... Ya bir de böyle şeyleri yapmadığın zaman daha büyük hasarlar çıkacak ileride. Evet. Ondan sonra daha çok masraf olacak. Ya tabii öyle mesela bir şey. Arka şaft takozunun kopması, ileride onun kopup şaftın arka diferansiyelinden ayrılıp yanda depoları parçalaması, yakıt deposunu delmesi gibi sorunlar. Ondan sonra aks kafalarını, aks bilyalarını bozması ileride bir kere zamanlarda. Bundan önceki aracımda virajda aks yerinden çıkmıştı. Bayağı hızlıydım. Evet. Olabiliyor. Problemler çünkü aksın içinde dönen bilyalar var. Evet. O bilyalar dağılınca ister istemez hani bu sefer daha kötü bir senaryo ortaya çıkabiliyor. O zaman sana şimdilik kolay gelsin diyelim. Belki bir daha gelip rahatsız ederim ben. Problem yok. Özgür abi. Evet. Sen konuşmayı kamera önünde pek sevmiyorsun da. Normalde çok şeker adam. Kamera arkası gülmeyi de biliyor. Abi kamera önünde böyle gülüyorsun sen baksana. Böyle hiç gülmüyor. Gülmeyle pek şeyim yok ki. Aram yok diyor ne? Şimdi abi şeyleri değiştirdik. Bujilerimizi. Bujileri değiştirdik. Onlar geldi. Hava filtre ne sipariş verdik? BMC Performans kutu içi filtresi sipariş verdik. Bilgi olarak mesela şimdi normalde 3-4 kat daha fazla ediyorsun normale nazaran. Evet. Ama avantajın en az 10 bakım kadar bir daha filtreyle işin olmuyor. Ve biraz da beygir gücü oluyor. 3-5 beygir daha aşağı. Daha rahat hava almasını sağlıyor. Evet. Kutu içi olarak kullanıyorum çünkü senin aracın içinde yani malum motorun içinde aynen. Vida atsan düşecek yer yok. Evet. Biraz daha risk oluyor onda. O yüzden orijinalini bozmadan görsel olarak performansını arttırmak babında. Artı bir de yakın zamanda yazılımı da yapacağız senin. Aynen daha o da var. Bir de downpipe sağ olsun. Downpipe egzoz işini de ayarladı şimdiden. Ayarladık. O bilgileri de veririz daha. İskender'cim onu da sağ olsun yardımcı olacak bize. Buradan selam olsun. Aynen selamlar kendisine de. Bakalım başladık. Bir de İnşallah arkada diyecek. Neyi değiştiriyorduk? Şaft takozumuzu. Onu da değiştireceğiz. Bulutlar vardı falan. Yırtılmalar oluşmuş orada. Saçları da değiştirdik. Fren saçlarına. Fren toz saçları değişti. Aynen. Balataların zaten değişmişti. Evet onlar da hallettik. Bakımlarını yapıyoruz. Bujilerini yeniliyoruz. Sonra... Aslan besleyen yemine katlanır. İki diyoruz. Tane motor taşıyorum burada. Evet. Ya o yüzden abi, malum çok... maliyetinde iki katı. Aynen öyle abi. O zaman ne yapıyoruz? Sizi ara görüntülerle beraber bırakıp diğer adımlarda yine konuşuruz. Evet, ne durumdayız? Akşam oldu ben halen buradayım. Akşam oldu. Bugün akşam ettik abi işte. Arabanın bütün işlemlerini bitirdik. Aksları tamire gitti. Akslar değişti. Motor kulakları değişti. Şaft takozu değişti. Ondan sonra toz saçlarım vardı. Toz saçların değişti. Hava filtrelerin performans takıldı abi. Yazılıma şu an uyarlı. Bujilerin değişti. Bobinlerini araştırıyoruz. Bobinler şu an Türkiye'de yok. Onları da tedarik ettikten sonra bobinlerin de tekrardan değişecek. Bundan sonraki işlemler zaten downpipe'da, egzozdu, yazılımdı. Onlar sonra diğer videolar. Evet 10 günlük bir misafirlik sürecimiz var seninle. Şimdi işte motor sabahtan beri çalışmadığı için yağ akışkanlığını kaybetti. Yağ bu tür performanslı arabalarda yağı sıcakken boşaltmak daha sağlıklı. Şimdi biraz motoru bir 10-15 dakika çalışma sıcaklığına gelsin diye çalıştıracağız. Sonradan yağ filtresini değiştirdikten sonra seni yolcu edeceğiz abi. Tamam o zaman starta basalım. Evet. Sen starta bastıktan sonra yağ değiştirme görüntülerini araya koyarız. Evet Özgür abi ilk başta her şey için teşekkür ederim. Evet, emeğiniz evet, için. Tamam. Gerçekten hani bir şey için geldik, başka şeyler de çıktı. Onlara da müdahale ettik. Zaten saydık neler yaptığımızı. Tek bir şey kaldı abi, senden bir ricam. Bunu gördüm. Bu benim evet. Arabaya uyuyor değil mi? Evet. Bunu benim için piyano siyah yapar mısın? Yapacağız. Bunu da takalım arabaya. Yarın gönderiyoruz onu. Hatta bu akşam. Tamam. Boyanacak piyano black olarak. Daha güzel durur evet. Çünkü egzoz max. Spoiler'ı da çözmüş olursak yetişirse. Tamam. İkisinin aynı anda montajını yaparız. Tamam.
Arkadaşlar umarım bu videoda sizler için yeterince bilgilendirici oldu. Çünkü herkesin başına gelecek şeyler. Böyle de insanlar görmüş oldu. Mekanik aksamlarda yıpranmalar olacak. Aynen, nelere dikkat etmek lazım. Böyle masraflardan kaçmamamız lazım. Çünkü ileride yoksa çok daha büyük masraflar çıkabilir. Umarım bu video sizin de hoşunuza gitmiştir. O zaman ne diyoruz abi? Kendinize iyi bak demeden önce kanala abone olun. Abone olsunlar. Tabii ki. Bildirimleri açsınlar diyoruz. Biz de denemeye çıkalım. Siz de kendinize. Aynen. Siz de kendinize çok çok iyi bakın.